Şöyle koy. Yahu bu ne gevşeklik Bülbülüm? Senin ahesteliğin yüzünden onca iş birikti. Bülbül kadar taş düşsün başınıza. Geldim, ne var? Ne var? Oturma oturma, bütün bu kirli çamaşırları sen yıkayacaksın. Bir ben mi kaldım acaba koca haremde? Kıran mı girdi ağaların köküne? Her işe beni koşuyorsunuz. Hacı abi öyle emretti, ben ne yapayım? O kara marsın eline düştüm ya. Ben ona yanıyorum. Bizi yalnız bırakın. Safiye Sultan hiç vazgeçmiyor. Kafasına koymuş. Yine canımı almak istedi benim. Benden mi şüpheleniyorsunuz sultanım? Bülbül, o bir canavar. Masum insanların kanına giren bir canavar. Gücünü, iktidarını kaybetmemek için neler yaptığı ortada. Kim yardım ediyor ona? Kimler yardım ediyor? Söyle, bitsin bu savaş. Sultanımızın niçin savaştığı belli. Peki ya siz sultanım? Siz niçin savaşıyorsunuz? Sizin de maksadınız o güce sahip olmak değil mi? Benim tek bir maksadım var Bülbül. O da sevdiklerimi korumak. Evet, bunun için güce sahip olmalıyım. Öyle güçlü olmalıyım ki hiç kimse onlara zarar verememeli. Hepimiz böyle masum hislerle çıkarız yola sultanım. Fakat güç önce masumiyeti alır elimizden. Sonrası çorap söküğü gibi gelir. Bir bakmışız en sevdiğimiz şey gücün kendisi oluvermiş. Anlaşılan yardım etmeyeceksin. Ben gammazcı değilim sultanım. Hem ne malum Safiye Sultanımızın yaptığı? Sizin varlığınızdan rahatsız olan başka kimse yok mu? Allah! Ya ne yapıyorsun? İki satırlık uykum vardı, o da gitti sayende. Şşt! Sesini yükseltme Bülbül Ağa. Karşında koskoca baş haznedar var. El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım. Daha düne kadar Safiye Sultanımıza canını feda ediyordun. Sonra Kösem Sultan, şimdi de Handan Sultan'a mı döndün? Hepimiz bir pervaneyiz ağa. Ateş neredeyse orada dönüyoruz işte. Vallahi cennet hatun, sen de bu hırs oldukça haşa huzurdan valide sultan olursun, onu da söyleyeyim. Of. Heyecan nerede? Kösem Sultanımızın yarınki işlerini haber edecekti. Hamama gideceğim demişti. Sultanım. Ne oldu acaba? Gece vaktine dolanıyorsun burada. Valide Sultanımız. Sizi görmek istediler. Hayır olsun. Gel. Halide Sultanım. Gel Kösem. Gel otur şöyle. Başına gelenleri işittim. Geçmiş olsun diyeceğim. Lakin bunlara sen sebep oluyorsun. Ben mi? Thank you.
Sultanın yeri haremdir. Lakin sen her kafana estiğinde hünkâr oğlumdan izin alıp dışarı çıkıyorsun. Bu hem senin için tehlikeli, hem de hanedanınızın itibarını zedeliyorsun. Hangisi daha tehlikeli bilemiyorum sultanım. Dışarısı mı, içerisi mi? Eğer haddini bilip kaidelere, usullere riayet edersen, valide sultana itaat edersen, harem sana cennet olur. Lakin senin hamurunda bunlar yok değil mi? Kimseye itaat etmezsin, boyun eğmezsin. Eğer bu bir kusursa, siz dahil herkes bu kusur sayesinde hayatta kaldı. Dervişe ve bana tuzak kurdun. Maksadın belli. İftira atıp ikimizden de kurtulmak istiyorsun. Lakin bunu başaramayacaksın. İzin vermeyeceğim. Neden sizden kurtulmak isteyeyim ki? Ne tuzak kurmuşum? Benim sabrımı zorlama Gözem. Seni son kez ikaz ediyorum. Benim sabrımı zorlama. Yalanlara, iftiralara başvuracaksan... Tamam, daha hadise çıkmış. Heyecan Hatun, cariyelerden birini öldürmüş. Kan deryasına dönmüş ortalık. Sultanım. Heyecan.
yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Kendi gelip saldırdı bana, mecbur kaldım. Ne olur kurtarın beni. Yardım edin bana ne olur. Tamam, tamam. Tamam. Ejcan Hatun, Cevvalcıklı Sultanım elinden kurtulmuş. Böylesi daha iyi oldu acaba. Böylece kimse bizi itham edemez. Ejcan'a gelince suçu belli, cezası belli. Yarın sabah idam etsin. Sultanım. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne oluyor sana? Ne bu halin? Ne olduğunu bal gibi biliyorsunuz. Böyle mi korkutacaksınız beni? Böyle mi yıldıracaksınız? Haddini bil. Kiminle konuştuğunu unutma. Hatun Ejcan'ı öldürmeye çalışmış. Kızcağız kendini savunmuş sadece. Bu katili siz gönderdiniz değil mi? Cesaretiniz varsa bir dahakine bana gönderin. Sen dairene dön Kösem. Hünkârım. Dairene dön Kösem. Beraberdik aslanım. Kösem'i hususi olarak yanıma çağırttım, sohbet ettik. Bir valide sultan olarak ikaz ettim onu. Hal ve hareketlerine dikkat etmesini söyledim. Sen de gördün işte. Pek saygısız. Usul kaydı tanımıyor. Şüphesiz... Kösem size hürmette kusur edemez. Lakin siz de validem. Siz de edemezsiniz. O benim kıymetlim. Yazık. Bunları da işitecekmişim demek. Kösem benden daha kıymetli öyle mi? Validem. Ben sizi hiçbir şeyle kıyas etmem. Hiç kimseyle. Tıpkı Kösem'i etmediğim gibi. İstediğim tek şey... haremimde huzur. Ejcan'ı zindana attılar. Artık sağ konmazlar. İdam edilecek. Benim sabrımın bir hududu var. Handan Sultan o hududu bu gece aştı. Benim anlamadığım ne oldu da birden böyle gözü döndü? Vallahi sultanım, at izi it izine karıştı. Hele bugün Derviş Paşa hakkında söylediklerinizden sonra. Hiç kimseye itimadım yok. Derviş Paşa'nın karanlık bir tarafı var. Lakin padişah katili olabilir mi emin değilim. Hiç aklım almıyor Cennet. Belki de bunların hepsi bir oyun. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. O yüzden diyorum ya sultanım. Yarın Mehmet Giren yanına gitmeyin. Hiç bulaşmayın. Bulaştım bile. Eğer sevdiklerimi korumak istiyorsam... sırlara ve hakikatlere gözümü yumamam.
Sultanım. Bana güvenebilirsiniz sultanım. Korkmanıza gerek yok sultanım. Hoş geldiniz sultanım. Seni Şahin Giray'la dergâhta görmüştüm. Demek gerçekten yaşıyorsun. Buna yaşamak denirse. Derviş Paşa'nın hakiki yüzünü görmeye hazır mısınız? Derviş bir vakitler alelade bir bostancıydı. Ve Şahin Giray'ın emrindeydi. Ben de onlarla birlikteydim. Şahin Giray Osmanlı soyunu kurutacak, taht ona geçecekti. Dervişle ben de vezirleri olacaktık. Bu yüzden beraber çalıştık. Merhum padişaha azar azar verdik zehiri. Ölümüne şahit olduğunuz hekim başını hatırlıyorsunuz değil mi? Bu hainlerin kim olduğunu biliyorum. Padişahımızın da bilmesi lazım. Çünkü şimdi sıra onda. Sonra ne oldu peki? Derviş Paşa sözünü tutmadı öyle mi? Sultan Ahmet Han tahta çıkınca dervişin önü açıldı. Bize sırt çevirdi. İlk fırsatta işimizi bitirmeye çalıştı. İşittiniz sultanım. Dervişin hala masum olduğunu inanıyor musunuz? Bunları hünkârımıza da anlatabilir misin? Anlatmasına anlatırım da önce benim kellemi alırlar. Bu yüzden canımın bağışlanmasını istiyorum. Ve yaşamak için de paraya ihtiyacım var. Derviş bugün hünkârımıza sadık olabilir. Lakin yarın ne yapacağını bilemeyiz sultan. Aynı fikirdeyim Hanzadem. Hünkârımız Derviş Paşa'nın ne işlere bulaştığını öğrenecek. Odabaşım. Sultanım. Konuşmamız lazım. Eğer Heyecan Hatun'la alakalıysa. Derviş Paşa'yla alakalı. Hayır inşallah. Burada olmaz. Buyurun. Tevekkili değil. Mehmet Giray bana da haini uzaklarda arama demişti. Demek Derviş Paşa'yı işaret ediyordu. Derviş Paşa. Eğer bu doğruysa Derviş Paşa bundan kurtulamaz. Reyhan Ağa'nın varlığı kâfi. Reyhan Ağa'yı hünkârımızın karşısına çıkaralım. Hünkârımız en doğru hükmü verecektir. Başka çıkar yol göremiyorum. Sultanım. Sodabaşım. Ne oldu? Getirdiniz mi Reyhan Ağa'yı?
Maalesef sultanım. Kaldığı yere gittik lakin orada değil. Nasıl? Nereye gitmiş? Daha sabah konuştum, her şeyi anlatacağını söyledi. Mehmet Girer'le gidebileceği her yere baktık. Yok, yok. Sırra kadem bastı. Belki de korkup kaçtı meczup. Ya da birileri susturmak istedi. Sultanım. Paşam. Asoda başını pek ziyaret eder oldunuz. Bir mesele yoktur inşallah. Bizi daha sıkı korumasını istedim. Zira hainler içimize kadar girmiş. Her gün yüzlerine bakıyoruz. Lakin görmüyoruz. Siz ne demek istiyorsunuz sultanım? Eğer bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Kimmiş bu hainler? İcabına bakalım. Bilmiyorum. Lakin her fırsatta saldırıyorlar. Beni koruyacağınıza dair hünkârımıza söz verdiniz. Ertesi gece en yakın cariyeme saldırdılar. Hadise haremde olduğu için beni aşar. Valide sultanımız meseleyi aydınlığa kavuşturacaktır elbet. Aynı gece beni tehdit etmişken nasıl yapacaklar merak ediyorum. Sizi tehdit ettiler öyle mi? Önce siz, ardından valide sultanımız. Bu bir tesadüf mü? Yoksa bana karşı birlik olduğunuzu mu düşünmeliyim? Size yapılan her ikazı tehdit olarak görürseniz, öyle bir an gelir ki sadece benim yahut valide sultan değil, bütün dünyanın size karşı olduğunu düşünürsünüz. Siz dahil bütün dünyayı karşıma alabilirim paşam. Yeter ki hünkârımız ve şehzadelerim emniyette olsun. Kabahatinin ortaya çıkmayacağını mı sandın? Kabahatim nedir sultanım? Evladımla hasret gidermek mi? Şehzade Mustafa'ya yaklaşman dahi yasak. Sense günlerdir gizlice dairesine gidiyorsun. Lakin bitti. Sen de, Kösem de hünkârımızın emirlerini hiçe saymanın hesabını vereceksiniz. Kösem sultan mı? Onun bu hadiseyle bir alakası yok. Birlik olup birbirinizi kolluyorsunuz demek. İnkar etme. Hacı Ağa nöbetçi ağayı sorgu sual etti. Kösem tertip etmiş her şeyi. Sultanım. Hayırdır Hacı Ağa? Çoktandır valide sultanımızdan haber alamıyordum. Ne istiyorlar benden? Hayır mı şer mi artık orasına siz karar verirsiniz sultanım. Sizi bekliyorlar. Gel. Gel Kösem gel. Gel yaklaş. Çok merak ediyorum doğrusu. Nasıl izah edeceksin yaptıklarını? Ne yapmışım yine? Bir de soruyor musun? Hünkârımızın emri belli. Halime Sultan, Şehzade Mustafa'yı zinhar göremez. Sense hünkârımızın emrini hiçe saydın. Derhal izahat ver! Ben sadece anne hasreti çeken bir çocuğun acısına mani oldum. Karşılığında ne aldın peki? Bana karşı birlik olduğunu söylediğimi. Gizlice kuyumu kazıyorsunuz. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Hünkâr oğluma anlatacağım neler yaptığını. O senin icabına bakacak. Sana gelince Halime, senin çoktan eski saraya gitme vaktin geldi. Eminim oğluma anlattığımda o da benimle aynı fikirde olacak. Nedir bu haliniz? Allah muhafaza bir şey mi oldu? Handan Sultan beni iyice düşman belledi. Her fırsatta üzerime geliyor.
Bizi Kösem'le yalnız bırakın. Zira konuşacaklarımız mühim. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Size dikkatli olmanızı söylemiştim. Bizi yalnız bırakın dedim. Sana bir sır vereceğim Kösem. Büyük bir sır. Karşılığında istediğim tek şey sarayda kalmak. Ve eğer mümkünse oğlumu görmeye devam etmek. Handan Sultan'ı işittiniz. Bir şey yapabilmem mümkün değil. Eğer beni dinlersen mümkün. Handan Sultan ve Derviş Paşa arasında bir münasebet var. Birbirlerine meftun olmuşlar. Kendi kulaklarımla işittim sultanım. Eğer birileri bana meftun olduğunu işitirse öyle bir yanarız ki küllerimizi bulamazlar dedi. Ne malum iftira atmadın? Ya yalan söylüyorsan? Ya bu sözleri sen uyduruyorsan? O dolapta işittiklerimi 40 yıl düşünsem kendi başıma uyduramam sultanım. Aslında hakikat gözümüzün önündeydi. Gene de konduramıyor insan. Ne de olsa biri valide sultan, diğeri hünkârımızın has adamı. O yüzden meydana saldırdılar. Onun dinlediğini düşündüler. Ya da siz öyle düşünmelerini istediniz. Benden şüphelenmelerini göze alamazdım. Anında yok ederlerdi. Kimseye bir şey diyemedim. Zira benim lafıma inanmayacakları aşikar. Kösem, ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Allah yardımcın olsun. Derviş Paşa ile Handan Sultan. Olur mu olur. Al benden de o kadar. Büyük rezalet. Yine de emin olmamız lazım. Nasıl olacak Sultan? Bunun delili mi olur? Hacıhan. Eğer sahiden aralarında bir münasebet varsa bir haber olması imkansız. Bismillah. Sultanım, siz burada böyle... Bağışlayın. Aklım gitti birden. Hayırlar olsun inşallah. Pek hayır değil acaba. Handan Sultan'la Derviş Paşa'nın arasındaki münasebeti biliyorum. Kim uyduruyor bunları sultanım? Zinhar inanmayın. İftira bunlar. Vallahi iftira. Hacı adamsın, yalan yere yemin etme. Çarpılırsın. Sen kendine bak. Yalancı şahitlik ettin dün gibi aklımda. Hacı ağa, biliyorsun hünkârımız sözüme güvenir. Bir cümlem yeter Handan Sultan'ın işini bitirmeye. Lakin yapmayacağım. Zira hünkârımız kahrolurlar. Mevzu bahis hanedanımızın itibarı. Susacağım. Tabii eğer bana yardım etmeyi kabul edersen. Hayır sultanım. Elinizde delil yok diye sustunuz onca vakit. Demek vaziyeti kabul ediyorsun. Şimdi iyice ikna oldum. Duy da inanma. Doğruymuş meğer. Hacı ağa, istersen otur. Söyleyeceklerim bitmedi. Ağır gelebilir. Otur. Vaktiyle sarayda
Merhum padişahın katilini arıyordunuz ya. İşte o katil Derviş Paşa. Siz neler diyorsunuz böyle? Bahsettiğiniz zat Vezir-i Azam. Yani hünkârımızın en gözde paşası. Zinhar yapmaz, yapamaz. Handan Sultanımıza meftunsa yapar. Belki de beraber yaptılar. Bilmiyoruz. Merhum padişahımızın vefatı en çok onların işine yaradı. Hayır! Hayır. Handan Sultanımızı en iyi ben tanırım. Yemin ediyorum o masum. Aşk, meşk, zinhar. Paşamız kendi kendine hallenmiş. Sultanımızdan yanında gerçekten bir şey yok. Olamaz. Madem Handan Sultan'a bu kadar güveniyorsun, o zaman bunu ona ver. Bakalım ne yapacak? Nedir bu? Derviş Paşa'nın ağzından bir mektup yazdım. Padişah katil olduğunu itiraf eden bir mektup.